Şimdi bunun çayını yapıyorsun, yağını çıkarıyorsun, kolon kanserini. Şimdi menengişler bak yeni oluyor. Bunların burçlarını topluyoruz biz. Burçlarının kavurması oluyor. Bu kavurması zaten vücuda şifadır. Her şeyin burcu şifadır. Bu menengişleri de biraz olduğu zaman güzün topluyoruz. Olgunlaşıyor. Bunu güzelce havanda eziyoruz. Onun yağı çıkar. Yağını çıkardığın zaman bir fincan süte bir çay kaşığı menengicin kahvesini koyacaksınız. Araştırmalarımıza göre kolon kanserine, çoğu hastalıklara vücudu yenilediğini biliyoruz biz. Başlı başına bir şifa zaten menengiç. Doğadan bize geliyor. Çitlembik yani. Derler, menengiç derler, murç derler. Yani bunların hepsi ayrı bir şifadır. Bunu şimdi toplayacağız, haşlayacağız. İster salatasını yapın, ister kavurmasını yapın. Ve biraz daha büyüdüğü zaman biz bunun turşusunu, salamurasını koyup sipariş yapıyoruz. Kötüye bir şey olmaz. Hayır sen enerjini de çok tutmuş. Çok detay oldu. Çekilmiş tava çana bulaştırma. Sen başım akşam götürürüm bir hamuruya bunu. Elimize alırız abla. Tamam elimize alalım. Bir şey keseceğim ben. Çörek et. Çayımız var. Çay orada. Tamam. İdrar yolu enfeksiyonuna karşı korur. Vitamin ve mineral içerir. Romatizma ağrılarına, kum sorunlarına iyi gelir. Vücuttan ödem atar, egzama gibi cilt sorunlarına fayda sağlar. Kolesterolü dengeler. Menengiç burcunu Tokat'ta kimse bilmez çocuklar. Hatay yöresine aittir. Aslında bizim insanlarımız doğa şifa olduğunu bilmiyorlar. Biz bunu ufak burçlarını topluyoruz. Böyle kavanozlara turşu şeklinde koyuyoruz, kavurup koyuyoruz. Öncelikle kanı temizler. Bağırsakları çalıştırır, antioksidandır çocuklar. İlkbaharın Mayıs ayında biz bunun burçlarını topluyoruz. Ağustos'tan sonra bunun meyveleri oluşur. Küçük, ufak ufak tombul bir şekilde kırmızı şeklini alır, siyah şeklini alır. Bunların kahvesi yapılır. Kahvesinin kolon kanserine iyi geldiğini biz araştırdık ve biliyoruz. İdrar yolu enfeksiyonlarına iyi geliyor, egzamaya iyi geliyor. Romatizmal hastalıklara da iyi geliyor. Bunu turşusunu koyarlar kavanozlara. Önce haşlayıp, tabii haşlamadan konmaz, sert olur. Haşlayıp koyup turşusunu koyarlar veyahut böyle kavurup koyarlar. Aç bitir. İster yoğurtlu, istersen yumurta kırıp yiyebilirsin. Her şeye faydası vardır çocuklar.